Selamlar dostlarım yine ben. Muhtemelen farkındasınızdır bir süredir siyaset yapmıyoruz. Açıkçası bu durumdan gayet memnundum fakat Erdoğan'ın yapmış olduğu son açıklamayı görünce bu konu hakkında konuşma kararı aldım. Çünkü hem üzerine konuşmak istediğim bazı şeyler var hem de birazcık değişiklik olsun dedim. Zaten fark etmişsinizdir son seçimden bu yana çok da fazla siyaset yapmıyoruz. Çünkü maalesef ki son seçimin sonucundan sonra Türkiye'nin geleceğiyle alakalı tüm umutlarım çöpe gitti. Elbette artık bunu yapabilecek çok da fazla bir şeyimiz yok. Tek yapabileceğimiz şey mutlu olmaya çalışmak. Bak, Ekonomi bu haldeyken mutlu olabilir miyiz diye soracak olursanız da evet mutlu olmak zaten bize bağlı bir şey. Her neyse bu konuları zaten başka bir videoda daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Gelelim asıl konuya. Bildiğiniz gibi Erdoğan'ın geçmişte yapmış olduğu bir açıklama geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Peki Erdoğan o açıklamasında ne söylüyordu? Gelin hatırlayalım. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre Herhangi bir şey gelmez. Evet gördüğünüz gibi Erdoğan burada açık ve net bir şekilde halkı tehdit ediyor. Bildiğiniz diyor ki bana oy vermeyen şehre hizmet mizmet yok. Ha bu tehdit değil, sadece bu uyarı da diyebilirsiniz. Fakat hayır çünkü anayasamıza baktığımız zaman Cumhurbaşkanı bu konularda tarafsız olmak zorundadır. Ve Cumhurbaşkanı bir ile veya ilçeye hizmet ederken oy oranına bakamaz. Böyle bir hakkı yok. Bunları söylemeyse zaten hakkı yok. Yani başka bir ülkede başka bir Cumhurbaşkanı bunları söylemiş olsaydı belki seçimi bile kaybederdi. Ama konu Türkiye olduğu zaman maalesef maalesef ki halkımız bu söylemlere çok alışık. Ve sandıkta buna karşında herhangi bir cevap vermiyorlar. Eleştiri yapıyorlar mı desen o da yok. Erdoğan'ın halkı alttan alttan tehdit etmeleri elbette bununla da sınırlı kalmadı. Ve başka bir zaman yine benzer bir açıklama yaptı. Buranın belediye başkanı Cumhurbaşkanı'nın eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak çok daha farklı yere gelecektir. Cumhurbaşkanının eli olduğu sürece. Peki bu cümle ne demek? Yani bu cümledeki anlamın ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Ben bu cümleden şunu anlıyorum. Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti anayasasını bir kez olsun bile açıp okumamış bir insan. Ha elbette kendisinin okuma ve yazma becerisi çok da ileri düzey olmayabilir. Bu yüzden izin verirseniz ben kendisine tekrardan anayasamızı hatırlatmak isterim. Anayasanın halen daha yürürlülükte olan 103. maddesi der ki ki bu zaten Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı olurken bir yeminidir. Üzerime aldığım görevi tara tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağım. Peki bu söylemlere bakacak olursak Erdoğan'ın tarafsız bir şekilde görevini yerine getirdiğini söyleyebilir miyiz? Bence hayır. Hatta bundan daha eskiye baktığımız zaman eskiden Cumhurbaşkanı olan birisinin partisiyle olan ilişiğini kesmesi gerekiyordu. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerekiyordu. Bu madde maalesef ki 2017 senesindeki anayasa değişikliğiyle değiştirilmiş oldu. Ancak az önce okuduğum madde halen daha yürürlülükte. Yani Cumhurbaşkanı'nın hizmet verirken tarafsız olması gerekiyor. Ama bizim paşamız ne yapıyor? Tüm bu açıklamalar yetmiyormuş gibi yine halkı tehdit ediyor. Dün kendisinin yapmış olduğu bir açıklamayı dinledim ve gerçekten kanım dondu. Buyurun izleyelim. Bize CHP'li belediye başkanları gibi oy yoksa hizmet de yok diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz. Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi kusura bakmayın. Açık konuşuyorum. Doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var. Biz yoksak doğalgaz yok. Evet kendisini duydunuz. Erdoğan'ın söylemlerine bakacak olursak kendisine oy vermeyen illerde doğalgaz olmayacakmış. Erdoğan yoksa doğalgaz yokmuş, Erdoğan varsa doğalgaz varmış. Şimdi bu konu hakkında şunu söyleyebilirsiniz işte burada eleştirdiği kişi CHP. Bu adamın burada yaptığı şey CHP'nin belediye başkanlarını eleştirmek falan. Hayır arkadaşlar böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Çünkü tekrar ediyorum bu adam bir cumhurbaşkanı, belediye başkanı değil. Kendisi bir belediye başkanı olsaydı eğer evet o zaman bu tarz söylemleri yapabilirdi. Bu şehrimizde şu şu anda doğalgaz hizmeti düzgün değil fakat ben başa gelirsem bunu düzelteceğim diyebilirdi. Ama bir cumhurbaşkanı olarak bunu söylemeye hakkı yok. Sen o şehri kazansan da kazanmasan da o şehre hizmet etmek zorundasın. Anayasa sana bunu söylüyor. Ama sen anladığım kadarıyla anayasadan bile bir habersin. Bir de yani bu nasıl bir tehdit arkadaş? Ne yapacaksın ki? Sana oy vermeyen şehirlerin doğalgaz vanasını falan mı kapatacaksın? Ne yapacaksın? Ha yoksa diğer partilerin sunmuş olduğu önergeleri reddetmeye devam mı edeceksiniz? Geçmişte yaptığınız gibi. Yine Cumhuriyet AK Partisi'nin önerisi oylarınıza sunuyorum. Uyuşturucu ile mücadele komisyonu eee önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler Uyuşturucu ile mücadele komisyonu oy çokluğuyla reddedilmiştir. Oğlum gözünüzü açın lan artık. Bu adamların tek düşündüğü şey oy. Başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Bu adamların artık halka hizmet etmek gibi bir amaçları yok. Oy varsa hizmet var ona da hizmet denebilirse artık. Oy yoksa hizmet yok. Yok ya. Sen kendini padişah falan mı sanıyorsun? Ha kendi kitlen seni o konuda birazcık gözünde büyütmüş ve yüceltmiş olabilir. Eyvallah. Ama sen gerçekte sadece halkın oylarıyla gelmiş ve halkın oylarıyla gidebilecek bir cumhurbaşkanısın. Normal bir çalışan farkın yok senin. Ha suç tabii ki sadece bu adamda değil. Bu adamın bunca yapmış olduğu şeylere rağmen hala bu adama oy veren, reis reis diye kornalara basan, kutlamalar yapan halk da bir o kadar suçlu. Gerçekten bazılarınız başınıza ne geldiyse hepsini hak ediyor ama kurunun yanında yaş da yandığı için üzülmüyor değilim. Kendi halkını bile oy kaybı korkusu olmadan bu kadar kolay bir şekilde tehdit edebilen bu adamı tekrardan 5 sene boyunca başımıza bela ettiniz. Aferin size. Umarım şu anki ekonomiyle mutlusunuzdur.